Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Ramazan Bayramı'nın ardından haftanın ilk iş gününde Aksaray Belediyesi'ne bağlı müdürlük ve tüm birimlerde görev yapan mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı belediye personeliyle bayramlaştı. Başkanım hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar başkanım. Hayırlı bayramlar. Sabahın erken saatlerinde başlayan bayramlaşmada Başkan Yazgı tüm müdürlükleri tek tek dolaşarak personelinin bayramını kutladı. Bayramlaşma programında ilk olarak Aksaray Belediyesi Destek Hizmetleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle bayramlaşan Başkan Yazgı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bahçesinde yaptığı konuşmada milletçe bir bayram daha yaşamanın sevinci içerisinde olduklarını ifade ederek çalışan tüm personelinin bayramını kutladı. Güzel bir Ramazan ayı geçti. Aksaray'ımızda Ramazan ayı bereketiyle, huzuruyla, mutluluğuyla hep beraber geliyor. Biliyorsunuz 4 yıl oldu. 4 yıldır da Ramazan ayını biz hep mahallelerde yapıyoruz. Mahallelerde yaptığımız iftarlarla halkımızın arasında, vatandaşlarımızın arasında iftarımızı açıyoruz. Bunun mutluluğu, bunun bereketi, bunun huzuru başka hiçbir yerde yok. Ve biz bundan gerçekten de büyük bir Ramazan'ın bereketini ve huzurunu orada anladığımızı söylemek istiyorum. Şimdi tabii 4 yıl boyunca şöyle rakamlara vurduğunuz zaman Aksaray'ımızdaki bütün hemşehrilerimizle o iftar vesilesiyle buluştuğumuzu görmüş oluyoruz. İşte sadece bu sene yaklaşık 97 bin, 100 bine yakın Aksaraylı hemşehrilerimizle iftarımızla buluşarak onlarla beraber iftarımızı açtık. Bu gerçekten de güzel bir çalışma. Bunu yapan ekibimiz tabii sizler, sizlerin çalışmaları, sizlerin gayreti, sizlerin yoğunluğu. Şunu çok rahatlıkla söylemek istiyorum ki, çevremizdeki bulunan birçok ilden, hatta ülke çapında, Türkiye çapında da bazı büyük şehirlerden bile daha iyi bir noktada olduğumuzu söylemek istiyorum. Çünkü aynı anda bu kadar büyük organizasyonları yapabilen, bu kadar büyük işleri başarabilen nadir belediyelerden bir tanesiyiz. Bunu da tabii ki tek başımıza yapmıyoruz. Hep beraber, hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabii burada müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız ve her şeyden önce sizlerin yoğun gayreti, yoğun çalışmasıyla bunlar oluyor. Ve inşallah bunlar daha da artarak devam edecek. Şehrimizin, sizler de biliyorsunuz, muhtelif yerlerinde yapmış olduğumuz inşaatlar, yapmış olduğumuz çalışmalar artık gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte bir zamanlar alt geçit, işte olurdu olmazdı diye birçok eleştirilere maruz kalan, birçok defa farklı şekilde başka noktalara çekilmeye çalışılan proje elhamdülillah bitti, faaliyete geçti. Şu anda o kadar güzel çalışıyor ki, belki bu bayram fark etmişsinizdir. Özellikle Arife gününde o kadar yoğunlaşır ve sıkışırdı ki o bölgedeki trafik. Şimdi hiçbir sıkışma olmadan, hiçbir yoğunluk yaşamadan çok rahat bir şekilde o bölgelerden geçebiliyor. Yine aynı bölgede daha önce atıl durumda olan, kullanılmayan, daha kötü durumda olan dükkanlar vardı. Eski terminalin olduğu yerden bahsediyorum. Oradaki vatandaşlarımızla anlaşarak orayı tamamen yıktık. Ve yepyeni bir şehir, yepyeni bir bölge, yepyeni bir dükkan ve büroların olduğu alanlar oluşturduk. Ve bu alanlarda Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda aktif bir şekilde kullanılarak şehrimizin yeni bir yüzü oluşacak. Yeni bir alanı oluşacak. O eski görüntüsünden şimdiki olan görüntü birbirinden çok daha farklı, birbirinden çok daha güzel oldu. Yine hemen o bölgenin karşısında silolar diye tabir ettiğimiz, eskiden Aksaray'ımızın simgesi olan ama şimdilerde kullanılması hakikaten güç olan, çünkü şehir büyüdükçe, trafik arttıkça, orada bulunan vatandaşlarımızın o bölgeleri kullanırken rahatsızlık çektiği siloları yerinden kaldırarak, daha iyi bir noktaya taşıyarak mevcut olan yeri de inşallah şimdi projesi tamamlandı. Güzel bir park projesi. Aynı zamanda kütüphane ve yine konferans salonu. Aksaray'ımızın çünkü büyümesi ve gelişmesiyle ihtiyaç duyulan bazı alanlar oluştu. Onu da inşallah o bölgemizde gerçekleştireceğiz. Böylelikle neyi fark ediyoruz? Aksaray artık kabuğunu kıran,
büyüyen, gelişen ve büyük şehir olmaya nabzet bir il oluyor. Başkan Yazgı konuşmasının devamında hizmet yolunda hep birlikte iyi işler yaptık ve başardık. Daha iyilerini de yine birlikte yapacağız inşallah diyerek hizmetlerinden dolayı tüm çalışanlarına teşekkür etti. Herkes iş bittikten sonra Allah razı olsun, bu adam güzel çalıştı, bu adam güzel gayret etti, elinden gelenin en iyisini yaptı dedirtmemiz lazım. Bu hem Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman bizim için önemli bir gösterge. Çünkü bunlardan mesulüz ve sorumluyuz. Hem de ailemizin yanına girdiğimizde, onlarla beraber ekmeğimizi bölüşürken, çorbamızı içerken, yemeğimizi yerken de bu helal lokmayı ben alnımın teriyle getirdim diyebilmek kadar daha güzel, daha mutlu bir şey yoktur. Ben böyle olduğunuza inanıyorum. Bu gayret içerisinde bulunduğunuzu biliyorum. Bunun daha da devam ederek, daha da gayretli bir şekilde çalışarak Aksaray'ımızı en iyi noktaya getireceğinize inanıyorum. Şimdiden tekrar bayramınız mübarek olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sadece sizin değil, hepimizin yardımcısı olsun. Güzel çalışmalarla, güzel gayretlerle Aksaray'ımızı marka şehrin ötesinde daha da güzel bir şehir yapacağız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı son olarak belediye hizmet binasında görevli çalışanlarla konferans salonunda toplandı. Tüm çalışanların bir kez daha geçmiş bayramını kutladı, çalışmalar hakkında kısa bir değerlendirme yaptı. Toplantının ardından belediye hizmet binasında birimleri ziyaret ederek ekip arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye hizmet binasında işlem yaptıran vatandaşlarla da sohbet etti. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhaba yakışıklı, iyi bayramlar. Belki fotoğraf yanlış olabilir. Ayaküstü gerçekleştirilen sohbetler sırasında işlemlerin hızlı ve güler yüzlü yapılması konusunda hassas olduğunu belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, işlemini yapmak üzere belediyemize gelen vatandaşı güler yüzle karşılamayan üzen olursa karşısında beni bulur diye konuştu. Aksaray'da bayramın birinci günü kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla toplu bir bayramlaşma programı düzenlendi. Düzenlenen bayramlaşma programında yetimler, yaşlılar, hastalar, polisler ve askerler ziyaret edildi. Şehitler kabri başında rahmet ve minnetle anıldı. Aksaray'da valilik tarafından organize edilen törende protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı. Aksaray Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programına Vali Aykut Pekmez, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 27. dönem milletvekili adayları, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve protokol üyeleri bayram ziyaretlerine ilk olarak Kadir 3 yılda Suzur Evi'ndeki yaşlıları ziyaret ederek başladılar. Protokol üyeleri yaşlıların ellerini öptü, bayramlarını kutladılar. Daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen protokol üyeleri burada yatmakta olan hastaları ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çeşitli hediyeler verdiler. Hasta ve hasta yakınlarıyla bayramlaştılar. Çok kötü yanım. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Daha sonra çocuk yuvasını ziyaret eden Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki protokol üyeleri ziyaretler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret ederek polis ve jandarma personeliyle bayramlaştı. Cuma gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci gününde gerçekleştirilen toplu bayramlaşma programında hep birlikte ziyaretler gerçekleştiren Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri Cuma namazının ardından son olarak Aksaray Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Protokol üyeleri burada vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin kabirleri başında dua ederek çiçek bıraktı. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle andılar. AK Parti Aksaray İl Teşkilatı bayramın ikinci gününde düzenlediği bayramlaşma programıyla hem vatandaşlarla bayramlaştı hem partililerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Mübarek Ramazan ayı geride kalırken AK Parti Aksaray İl Teşkilatı bayramın ikinci gününde bayramlaştı. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmada AK heyet vatandaşların tek tek bayramını tebrik etti. İl Başkanlık binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde gündemi birlik, beraberlik ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili mesajlar oluşturdu. AK Parti Aksaray İl Teşkilatı bayramın ikinci gününde İl Başkanlık binasında düzenlediği bayramlaşma programıyla partililerle de bir araya geldi. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'un ev sahipliği yaptığı programda yüzlerce partili Aksaray İl Teşkilatı ve milletvekilleri ve adaylarla bayramlaşmak üzere uzun kuyruklar oluşturdu. Bayramlaşma programına partilerin ve adayların yanı sıra Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, önceki dönem milletvekilleri Ali Rıza Alaboyun, Ahmet Yaşar, Nevzat Palta, eski bakan yardımcısı Cenap Aşçı da katıldı. Partilerin ve vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu bayramlaşma programında birlik beraberlik mesajları veren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, ikinci bayramı 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde yaşayacaklarına inandıklarını söyledi. Geride kalan Ramazan ayı içerisinde seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül tarihinde atandığımız günden itibaren her an seçim varmış gibi sahada hazır olduğumuzu ve teşkilatlarımızı yenilediğimizi belirtmek istiyorum. Bize her zaman şunu söylemişti, esnaf ziyaretlerimizde, ilçe ziyaretlerimizde, köy ve kasaba ziyaretlerimizde hemşehrilerimiz, hayırdır seçim var ve inanın o gün seçim yoktu. Kesinlikle öyle bir şey gündemimizde değildi. Ama biz her an seçim olacakmış gibi hazır bir şekilde çalışmaya devam ettik, koşturduk. Ben burada bütün teşkilat kademelerine teşekkür ediyorum. Yoğun bir mesai harcadılar. Daha sonra 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için karar alındığı tarihte itibaren aday listelerimiz belirlendi. Aday listelerimiz belirlendiği günden itibaren yoğun bir şekilde aç demeden, susuz demeden Ramazan ayında sabah vaktinden başlayıp sahur vaktine kadar koşturduk. Ne için koşturduk? Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemizin geleceği için koşturduk. Koşturmaya da devam edeceğiz. Ben Türkiye yapar, yaparsak parti yapar, güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili, Milletvekili ve Adayı İlknur İnceöz, Milletvekilleri ve adayları Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden geçti. Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, partililere hitaben yaptıkları konuşmada ortak mesaj olarak güçlü Türkiye için 24 Haziran seçimlerinden çok güçlü bir sonuçla çıkacaklarına inandıkları mesajını vererek 24 Haziran seçimlerinin önemini vurguladılar. Seçim süreci açıklandığından bu yana sizlerle, teşkilatımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu bayram vesilesiyle birlikteyiz, bir aradayız. İnşallah son haftada, son bir haftada yine sizlerin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde tüm teşkilatımızla birlikte bir oy önemli, sıkılmadık, bırakmayacak şekilde canla başla şimdiye kadar yaptığımız gibi yine sizlerin desteğiyle hep birlikte çalışacağız. Ramazan ayı birlik olmanın, beraberlik, beraber olmanın adıdır. İnşallah Rabbim bizleri teşkilat olarak, Aksaray olarak, tüm milletimiz olarak birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. İnşallah 24 Haziran'a giden yolda bu teşkilat nasıl zaferler yazdıysa, destanlar yazdıysa 24 Haziran akşamı da inşallah ikinci bayramımızı hep birlikte yaşayacağız. Bu sonra büyük bir bayramı daha beraber kutlayacağız. İnşallah büyük bir zafere tekrar hazırlanıyoruz.
Eminiz çünkü niye milletimize güveniyoruz? Milletimizin sağduyusuna ve basiretine güveniyoruz. Milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı 16 yıldır, hatta daha önceki belediye başkanlığından bu yana test etti. Onun ne kadar vatansever ve bu ülke için ne kadar çok çalıştığını çok iyi biliyor. Ve o yaşadığı müddetçe de hep ona desteğini verecektir. Allah ona uzun ömürler versin. Bu vatanı ve millete daha çok hizmetler ettirsin. Öyle bir bayram yaşıyoruz ki hem kendi mukadderatımız hem milletin, memleketin mukadderatı bu bayramda bizim için bir muhasebe vesilesi oldu. 30 günlük oruç ibadetinin ardından şu anda milletimiz eğer düşünmüyorsa bizim hatırlatmak gibi bir görevimiz var. Bu salonun öyle bir görevi var. Nedir o? Geçmişimiz, halimiz, geleceğimiz konusunda milletimizi 24 Haziran sandık başında düşündürmek zorundayız. 25 Haziran sabahı seçim sonucu nasıl olursa nasıl bir Türkiye'ye uyanırız sorusunu herkese, önce kenti mensuplarımıza, sonra bütün Aksaraylılara düşündürtmek zorundayız. Şu anda öyle bir seçim yarışı yaşıyoruz ki arkadaşlar, fıkra gibi, komik filmlere konu olabilir ancak. Hiçbir parti bizim dışımızda, hiçbir parti, Sayın Cumhurbaşkanımız dışında hiçbir Cumhurbaşkanı adayı, ben 24 Haziran günü Cumhurbaşkanı olacağım diyemiyor. Hiçbiri kazanacağım diyemiyor. Hepsi, yani bizim dışımızdaki bütün oyuncular bizim kaybetmemiz üzerine oyun kuruyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey siyasi tarihte görülmedi. Siyasi parti dediğin kazanmak için oynar. Kazanmak için halka gider. Ama şimdi Türkiye'yi 16 yılda adeta bir çağdan bir çağa taşıyan bir kadronun gitmesi üzerine, ama her birinin kafasında da başka bir Türkiye hayali var. Hiçbirinin ortak bir hayali yok. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve Türkiye'yi tökezletmek konusunda sanki ittifak etmişler gibi. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Seçim kararı alındığı günden itibaren teşkilat mensuplarımızla beraber gerçekten şartların zorluğu içerisinde Ramazan ayını idrak ettiğimiz günde oruçlu ağız her biriniz sahurlara kadar hep beraber bayrama erişmek nasip oldu. Çok önemli, çok kritik, çok tarihi bir süreçten geçiyoruz. Rabbim bayramımızı mübarek eylesin. İslam aleminin bayramını mübarek eylesin. Ama şunun altını çizmemiz gerekiyor ki aslında tüm ümmetin, tüm İslam aleminin beklediği bayram, yönünü çevirdiği bayram 24 Haziran günü akşamı açılacak sandıkların sonucunda çıkacak Türkiye'deki demokrasi bayramı olacaktır. Bunu çok net söylüyorum. Bugün mübarek Ramazan bayramını idrak ediyoruz ama 24 Haziran ümmetin asıl bayramı olacak. Dünyanın şu anlamda bayramı olacak. Huzur ve barışa olan güveni aslında Türkiye'den, bu topraklardan, bu coğrafyadan geçtiğini, bu coğrafyanın umudunun Türkiye olduğunu bir kez daha 24 Haziran seçimlerine bu yönüyle bakmamız lazım. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tek hedeflerinin her seçim sürecinde olduğu gibi bu seçimde de en iyi sonucu almak olduğunu belirtti. Elhamdülillah göreve geleli 4 yıl oldu ve 4 yıl önce verdiğimiz birçok söz vardı belediye olarak. Ve bunların birçoğunun yerine getirilmesi ve yerine getiriliş aşamasında olması halkımız nezdinde çok olumlu geri dönüşler oluşturdu. Su projesi bunlardan bir tanesi. İki tane mimarı da şu anda yanında. Hem Cenep abi hem de Ali Rıza abi. Çünkü o dönemde Kalkınma Bakanlığı başka bir bakanlık, başka bir partideydi. Ve ona rağmen, o zorluklara rağmen böyle bir projenin gerçekleştirilmesi. Ardından sanayi projesi. Bizler sanayi gezerken o kadar rahat ve o kadar huzurlu bir şekilde geziyoruz ki 8. seçime giriyorum ben. Daha önceki seçimlerde proje çiziliyor, ihale aşamasında derken artık bu sefer diyoruz ki işte şantiyesi kuruldu ve temeli yakında atılacak. Bu noktaya gelindi ve 2 sene sonra da inşallah sanayimiz bitecek. Tabii bu ve buna benzer birçok projenin yapılmasında her şeyden önce güçlü bir hükümetin yanımızda olması, kıymetli vekillerimizin bizlere destek olması, bunların vesilesiyle de daha da güzel ve daha da büyük projeler yapmamıza
bizlerin yerelde daha da güçlü olmamıza vesile olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Başkanım da bahsettiği gibi hedefimiz belli. Aksaray'ımızdan 4-0 çıkartmak ve bunun için bütün gayretimiz ve çalışmamız bu noktada. Muhammed kardeşim daha önce Gençlik Kolları Başkanımızdı. Onunla da güzel bir birliktelik oluşturarak seçimlerimizde çalışma gayreti içerisinde bulunduk. İnşallah kardeşimi de meclise göndererek en genç diyelim vekil adayımızı da vekil olarak Ankara'ya göndermenin mutluluğunu yaşayacağız. Ben bu vesileyle tekrar Ramazan bayramımız mübarek olsun diyorum. Geldiğiniz için, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yapılan konuşmaların ardından bayramlaşma programı sona erdi. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.